Hadi gelin bugün herkesin çok merak ettiği bir sorunun cevabını vermeye çalışalım. Konut almanın tam zamanı mı? Üstelik devlette 0.64-0.74 gibi ballı gaymaklı bir faiz oranı veriyor. Diğer taraftan bir yıl erteleme var. Kamu bankaları tamamen muslukları açmış durumda ve bu sayede herkes kira öder gibi ev sahibi olma şansına sahip olacak. Öte taraftan diyelim ki eviniz var, yeni bir ev aldınız, o evi kiraya verip bir gelir elde etme şansına da sahip olacaksınız. Ya da en azından ev kendi kendisini ödeme imkanını verecek sizlere. Bütün bunları düşünerek koşa koşa ev almaya giden ya da gitmeyi düşünen pek çok kişinin olduğunu düşünüyorum. Peki gerçekten tablo bu mu arkadaşlar? Yoksa konut balonu inanılmaz bir şekilde şişiriliyor. Önümüzdeki sene kamu bankalarında bir yığın çöple karşı karşıya kalınacak ve Türkiye ekonomisi daha da dibe doğru ilerleyecek mi? Bu işten müteahhitler yırtarken aslına bakarsanız konutlar kamu bankalarının elinde ya da son yatırımcının elinde patlayacak mı? Bütün bu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Önce isterseniz rakamları şöyle bir göz atalım. Bir de bugünün önemli haberleri var. Onlara kısaca bir göz atalım. Ondan sonra konut sektörünü uzun uzun konuşacağız zaten. Bütçe verisi geldi. Mayıs itibariyle 17 milyar 300 milyon liralık bir bütçe açığımız daha oldu. Geçen ayda 44 milyar liralık bir bütçe açığımız vardı. Toplamda 60 milyara yaklaşmış bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Bu hızla gidilirse görülen o ki 200 milyarın üzerine çıkmış bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalınacak bu sene itibariyle. 200 milyarlık bütçe açığı devletin vergileri daha da arttırması anlamına geliyor. Bu arada kısacık bir cevap vermiş olayım. ÖTV kalkacak, ÖTV indirilecek falan gibi yorumlar geliyor. Bir takım sorular geliyor. Gerçekten öyle mi olacak? Valla bana kalırsa ÖTV'de küçük bir indirim olsa bile bu fiyatlara yansımayacaktır. Özellikle ikinci el araç fiyatları yükselmeye devam edecek. Sıfır araç fiyatları yükselmeye devam edecek. Dolar kurunun üzerindeki baskının devam etmesiyle birlikte. Dolar niye yükselecek sorusunun cevabını ayrıntılı bir şekilde zaten sizlere vermiştim. Bu videoda çok fazla yer vermeyeceğim ama dolar devalüasyonist bir etkiyle karşımıza çıkabilir. Yarın öbür gün bunu da bir kenara not olarak bırakalım. Pekin'de koronavirüsten 100 kişinin daha etkilendiği görüldü. Acaba ikinci dalga mı geliyor sorusunu beraberinde getiriyor. İkinci dalga ile ilgili konuşmalar her geçen gün biraz daha artıyor ve ikinci dalga ekonomiler üzerinde nasıl bir etki yaratacak bu da konuşuluyor. Gördüğüm kadarıyla devletler şu anda bir tercih yapıyorlar. Ekonomi insan hayatı mı tercihi? İnsan hayatını anladığım kadarıyla şimdilik ikinci plana atmaya çalışıyorlar ve ekonomiyi bir şekilde kurtarmayı deniyorlar. Çünkü öyle ya da böyle koronadan insanlar ölmezse ekonominin patlamasıyla birlikte sosyal sorunlar ortaya çıkacak ve bu sosyal sorunların önünü kesmek için devletler bir tercih yapıyorlar. Şimdilik bu tercihi yapamayacak hale gelebilirler mi? Yani salgın çok hızlı bir şekilde yayılırsa, yine ölümler çok hızlı bir şekilde artarsa devletler ister istemez ekonomileri ve toplumsal hayatı kapatmak zorunda kalabilirler mi? Bu da ayrı bir soru işareti. İkinci dalga bir önceki seneden çok daha yıkıcı olursa yine ekonomiler kapatılmak zorunda kalacak. İşte aslında konut piyasasıyla ilgili sorunun cevabı da bunun altında yatıyor. Yine ikinci dalga endişeleriyle Amerika vadelileri düştü, Asya borsalarında düşüş gözlendi. Petrol fiyatları geriye doğru geliyor. Çünkü dünyada sanayi üretimiyle ilgili beklentiler her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Ve doğal olarak bu şu soru işaretini de beraberinde getiriyor. Önümüzdeki sene reel sektör köşeye sıkışabilir mi? Bankacılık sistemindeki batık oranları daha da artabilir mi? Çok daha kritik olan soru. İşsizlik oranları ne olacak? Fed başkanlarından birisi olan Kaplan, Robert Kaplan şunu söylüyor. Bu işsizlik oranı, Amerika'daki işsizlik oranı yıl sonuna kadar yüksek seyretmeye devam edecek. Peki 2021'de her şey düzelecek mi? Büyük bir soru işareti. Eğer ki ikinci dalga gelirse ve yıkıcı etkilerle karşımıza çıkarsa büyük ihtimalle işsizlik düşmeyecek, artmaya devam edecek. Bütün bunları söyledikten sonra gelin hadi konut piyasasına dönelim. Konut almak isteyen dostlarımız var. Diyorlar ki ya kardeşim ben zaten kirada oturuyorum. İyi de bir işim var. Konutumu alayım. Bu evde oturmak yerine, kira ödemek yerine kendi evimde oturayım, kirasını da vermek yerine bankaya taksit olarak ödeyeyim. Atıyorum 3000 lira kira veriyorsam
3000 liralık taksit ödeyeceğim bir evi de satın alabilirim. Kenarda köşede de bugüne kadar biriktirdiğim 150-200 bin liralık bir param var. İşte 400-500 bin lira civarında bir ev aldığım zaman hesabım uyuşuyor. Bu hesaba hangi açıdan baktığınız önemli. Her şey yolunda giderse evet siz bu evde 10 yıl 15 yıl boyunca zaten oturacaksınız ve zaten kira vermek yerine bankaya ödeme yaparak bir ev sahibi olabilirsiniz. Birinci konu bu. Ama madalyonun öbür yüzünden baktığınız zaman şöyle bir tabloyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bütün birikiminizi aldınız, götürdünüz, konuta verdiniz. Tam evi aldınız, 3 ay 4 ay sonra ikinci dalga patladı ve siz işsiz kaldınız. Evinizi ödeyememeye başladınız. Şimdi kiracıysanız eğer en kötü ihtimalle o evden çıkarsınız, başka bir ev tutma ihtimaliniz olur. Ama banka kanalıyla o evi aldıysanız 3. ay banka kapınıza dayanır ve o elinizdeki konutu da alır. Sizin ödediğiniz peşinat büyük ihtimalle faizlere gider, çöp olur. Ödediğiniz taksitler de büyük ihtimalle faizlere gider, çöp olur ve siz el ele baş başa kalırsınız. Hem elinizdeki parayı kaybetmiş olacaksınız, hem oturduğunuz evi kaybetmiş olacaksınız. Bir işsizlik durumu, bir gelir kaybı durumundan bahsediyoruz. Bunu söyleyen tek ben değilim. Dünyadaki pek çok önemli ekonomist, pek çok önemli kurum Türkiye'nin hızla küçüleceğini, dünyanın hızla küçüleceğini ve bu ekonomik daralmadan çıkışın çok kolay olmayacağını söylüyor. Bazı söylemler var. Onlara çok da fazla kanmamanızı tavsiye ederim. V çıkışı olacak vesaire gibi. O V çıkışı borsa açısından bakarsanız zaten yaşadık arkadaşlar. Şu anda Amerikan borsaları pandemi öncesindeki değerlerine çoktan ulaştı. Keza Türkiye'de de aynı tabloyu görüyoruz. Borsaların aslında reel sektörü ve bankacılık sisteminin gerçeklerini çok da fazla yansıtmadığını da hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Yarın öbür gün borsalar çatır çatır düşer, onların umurunda değil. Ama sonuç itibariyle arkadaşlar, siz ev aldıysanız ve kredisini ödeyemezseniz büyük problemlerle karşı karşıya kalırsınız. Öbür taraftan önümüzdeki sene devalüasyonist bir ortam oldu. Faizler fırladı. Konut sektörü iyiden iyiye dip yaptı. Konut fiyatları ister istemez düştü. Sizin aldığınız konutun fiyatları da ciddi manada düşecek. Evet, şu anda %20-%30'lara yaklaşan fırsat zamları geliyor. Bunu hep görüyoruz. Fırsatçılar hemen fiyatları yukarıya çekiyorlar. Nasıl olsa evim satılıyor diye ya da evlerim satılıyor diye. Ve doğal olarak fiyatlarda bir yukarı hareket görüyoruz. Ama bu fiyat yükselişlerinin ne kadar gerçekçi ve ne kadar uzun vadeli olduğuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Gelin bir de diğer açıdan bakalım. Eviniz var. Kenarda da belli bir peşinatınız var. Diyorsunuz ki ikinci bir ev alayım. Nasıl olsa devlet bana çok iyi bir kredi imkanı sunuyor. İkinci evi de kiraya veririm. Ev kendi kendini öder kardeşim. Bu arada benim işim gücüm de devam ediyor. Bir problem olmayacak diye düşünüyorsunuz ve koşarak ev almaya gittiniz. Bakın, hep iyi tarafından bakıyoruz olaya. Yine pandeminin patladığını kabul edelim. Ekonomilerde çok ciddi çöküşlerin olduğunu kabul edelim ve işsizliğin arttığını kabul edelim. Sizin evi kiraya verdiğiniz çok güvenilir, çok sağlam işi olan kişinin de işinden olduğunu kabul edelim ve kirasını ödeyememeye başladığını kabul edelim. Bu durumda arkadaşlar, o taksitleri siz bankaya ödemeye devam edeceksiniz. Kiranızı tahsil edemeyeceksiniz ama bankaya borcunuzu ödemeye devam edeceksiniz. Ödeyebilme kabiliyetiniz varsa. Eğer ki ödeyebilme kabiliyetiniz varsa zaten ortada bir sorun yok. Evet, bu kredi oranları ve bu erteleme süreci çok büyük bir avantaj. Ama arkadaşlar, siz bir başka konuya bağlayarak işi, yani evden gelen kiraya bağlayarak, şu andaki mevcut işinize bağlayarak ev almaya kalkıyorsanız, dünya ekonomisi yıkılmışken, Türkiye ekonomisi çok zor bir sürece doğru ilerlerken, aslında öngöremediğiniz, tam olarak öngöremediğiniz konularla gidip büyük taksitlere giriyorsanız, uzun yıllar süren taksitlere giriyorsanız, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Velev ki siz kalmadınız, pek çok kişi kalabilir ve o pek çok kişinin evi banka çöplüğüne gidebilir. Banka kredi çöplüklerine gidebilir. Bankalarda bu evleri bir an önce elden çıkartmak için fiyatları çok ciddi manalarda düşürecektir arkadaşlar. Dominant olan müteahhitler yerine bankalar olursa, şu anda dominant olan müteahhitler çünkü, ve fiyatları da düşürmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı ama bundan sonra yapmayacaklar. Hatta fiyatların düşmesini belki teşvik edecekler. Neden? Çünkü müteahhit yeni bir inşaat yapmaya çalışmayacak.
büyük ihtimalle elindeki malı çıkarttıktan sonra nakitte kalmaya devam edecek. Üstelik ya dolar ya altın nakitinde kalmaya devam edecek. Yani fırsat kollamaya başlayacak. Alıcı tarafına geçmeye başlayacak müteahhitler. Yarın öbür gün şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Bankaların elindeki stoklar her geçen gün arttığı için, batık krediden oluşan konut stokları her geçen gün arttığı için, konutların büyük bir kısmı da kamulaştığı için her seviyeden satışlar başlayacak arkadaşlar. Bakın bugün için konuşmuyoruz bunu. Bunu bir yıl, bir buçuk yıl sonrası için konuşuyoruz. Dikkatinizi çekerim. Şu anda imkanı olan olmayan, garantisi olan olmayan herkes ev almaya çalışıyor. Ev almak için uğraşıyor. Ya bir yakınını devreye sokuyor ya kendi üzerinden bu kredileri bir şekilde almaya çalışıyor. Aldıkları bu kredileri ödeyemediği gün itibariyle bakın bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bankalardaki konut stokları tavan yapacak arkadaşlar. Müteahhitlerin elinde herhangi bir konut kalmadığı için de onlar artık fiyat üzerinde belirleyici olmayacak. Fiyatları belirleyen bankalar olacak. Bankalarda nakite dönmek için bir an önce o konutları satabilmek için fiyatları aşağıya çekecekler. Böyle bir durumda siz taksidini ödüyor bile olsanız bugün yüksek fiyattan aldığınız konutlarınızı yarı fiyatına satmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da bekleyeceksiniz. Uzun yıllar boyunca konutların tekrar o seviyeye gelmesini bekleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki peki bugün niye konut fiyatları yükseliyor? Talepten dolayı arkadaşlar bütün herkes bir anda konut piyasasına saldırdığı için ve her ne olursa olsun ya bu kredi fırsatını kaçırmayayım bir an önce alayım ben de bu fırsattan yararlanayım bakış açısında olduğu için geleceği çok fazla düşünerek hareket etmiyor. Gelecekte ne olabileceğini çok fazla kafasına takmadan o krediyi bir an önce almaya çalışıyor. Ve böyle bir durumda da gerek ev sahipleri gerek müteahhitler talebi gördükleri için hemen fiyatları yükseltmeye başladılar. Onlar da şunu gördü. Bu erteleme, bu kredi oranlarıyla pek çok insan konut talebinde bulunacak ve bu nedenle özellikle sahibinden gibi sitelerde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Konut satışları iptal edildi. Aynı konut ertesi gün ya da 3 gün sonra %10, %20 zamlarla karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunu sıfır satan müteahhitler de yaptı. Bunu ev sahipleri de yaptı. Ve bu fırsatçılığı şu anda ellerinden geldiğince kullanacaklar. Ne zamana kadar? Müteahhitlerin ellerindeki konut stokları tükenene kadar. Müteahhitler bakın altını çizerek söylüyorum. Hiçbir şekilde yeni bir projeye başlamayacaklar. Çünkü bu koşullarda yeni proje başlatmak intihar dışında bir şey değil. Müteahhitlerin yapmaya çalıştığı tek şey ellerindeki konut stoğunu boşaltıp nakite dönmek, dövize dönmek, altına dönmek. Müteahhitler önümüzdeki süreçte çok ciddi bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalınacağını görüyorlar. Müteahhitlerin elindeki tüm mallar çıkana kadar, tüm evler çıkana kadar bu süreç devam ettirilecek. Kredi süreci ve faiz süreci devam ettirilecek. Dolar elden geldiğince baskılanmaya çalışılacak bu süreçte. Sonrasında arkadaşlar müteahhitler ellerindeki nakitleri dövize ya da altına çevirdikten sonra bakın göreceksiniz kontrolsüz bir döviz yükselişi göreceğiz. Özellikle dolarda çok sert yukarıya hareketi göreceğiz. Devalüasyonist hareketin hemen ardından yine yüksek faiz oranları geri dönecek. Yüksek faiz oranlarına bu paraların büyük bir kısmı Türk lirası olarak yatacak. O dönemde yatay seyreden bir kur göreceğiz. Bu faiz kaymağı da alındıktan sonra faizler tekrar aşağıya çekilecek. Bir miktar dövizde yukarıya hareket olacak ve projeler başlayacak. 4 sene sonrasından bahsediyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir tabloda da sizler ne yazık ki kurban edileceksiniz. Çünkü bu aralıkta işsizlik çok ciddi manada artacak. Ekonomi çok ciddi manada daralacak. Özellikle faizlerin yükseltilmek zorunda kaldığı o an itibarıyla. Diyeceksiniz ki faizleri niye yükseltecekler devalüasyon olduktan sonra? Çünkü yurt dışındaki paranın bir şekilde Türkiye'ye çağrılması, getirilmesi gerekecek. Bunun bedeli de faiz olacak. İşte o faizin cazibesiyle yabancı para yurt dışından gelecek ve böylece dolar sorunu çözülmüş olacak. Onun için sizlere şunu söylüyorum. Nakit kraldır diyorum. O dönemde nakitte olanlar
O dönemde para sahibi olanlar emin olun çok ucuz, çok uygun fiyatlarla konut alacaklar ya da çok yüksek faiz getirisi elde edebilecekler. Aynı Ağustos 2018 tarihinde olduğu gibi. Ama bugün ışığa koşan pervaneler gibi durumunu gözden geçirmeden, her şey sanki garantiymiş gibi, işi, gücü, geliri garantiymiş gibi koşa koşa konut alanlar, kira getirisine bel bağlayanlar, kira öder gibi ev sahibi olacağım kardeşim düşüncesinde olanlar çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Gelelim videonun başındaki sorumuzun cevabına. Konut almanın tam zamanı mı? Bu sorunun iki cevabı var arkadaşlar. 18 yıl boyunca ödeme kabiliyetinizin kesin olduğuna inanıyorsanız, kira getirisine güvenmeseniz de bu krediyi ödeyebileceğinize inanıyorsanız, 4-5 yıl dayanabileceğinize en az inanıyorsanız, evet konut almanın tam zamanı. Tabii ki pazarlıklarla, bu yüksek fiyatlarla değil, o fiyatları aşağıya çekerek. Ama arkadaşlar, hiçbir güvenceniz olmadan, bugünkü şartlara güvenerek, yarını hiç düşünmeden konut almaya kalkıyorsanız büyük ihtimalle o konutu bankaya alıyorsunuz. Yarın öbür gün o taksitleri ödeyemeyeceksiniz. Bankalar bu konutlara el koyacak. Siz bugünkü paranızı kaybettiğiniz gibi aynı zamanda borcun içine batmış olacaksınız. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşma şansım oluyor. Videoyu beğendiyseniz dostlarınızla mutlaka paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz ve kanalımıza destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.